Türkiye'nin en güzel kokan kanalından Kendilent'ten herkese merhabalar. 2020'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Ve güzel bir 2020 yılı, bol parfümlü bir 2020 yılı diliyorum. İstediğiniz her parfüme sahip olmanız dileklerimle. Bugünkü konseptimiz ve konumuzun başlığı aslında tamamen sizin bana sosyal medyadan gönderdiğiniz soruları bir video haline derlemek istedim. Daha sonra sorular çok uzun olunca vazgeçtim ve arasından sadece bir soruyu seçerek bir başlık haline getirip video yapmak istedim. Özellikle parfümler kimimiz için kozmetik ürünü, kimimiz için bir hobi, kimimiz için bir sanat. Hayatımızdaki varoluş sebebi her ne olursa olsun parfümler bir şekilde hayatımızdalar ve en ucuzundan en pahalısına kadar bizim için yani fiyatından çok aslında hayatımıza kattığı heyecan, mutluluk, anı, her neyse o bookmark bizim için çok önemli. Bu yüzden en iyi şekilde, en iyi koşullarda saklanmayı, uzun yıllar kullanılabilecek şekilde saklanmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Bugünkü videom parfümümüzü nasıl saklamalıyız ve konuya hazırsanız başlayalım. Birinci olarak parfümümüzü güneş ışığından, sıcaktan ve nemden uzak tutmalıyız. Evinizin içerisindesiniz, koleksiyoncu değilsiniz, parfüm meraklısı değilsiniz. Parfüm sadece sizin için bir kozmetik ürünü, kişisel bakımınızın bir parçası. Bu durumda parfümünüzü saklayabileceğiniz en güzel yer banyonuzun köşesi. İşte tıraş losyonunuzun, kişisel bakım ürünlerinizin yanına koyup konumlandırabilirsiniz. Neden banyo? Aslında banyo nemlidir. Nemden de uzak duralım diyoruz. Banyonun içerisinde güneş yok. Banyonun içerisinde yine ister istemez bir karanlık söz konusu. Bu sebeple banyo diğer bölgelere göre daha ideal olabilir. Bir, iki taneden fazla parfümünüz var. Evinizin içinde çok fazla saklayacak yeriniz yok. Nereye koyabilirsiniz? En gözden çıkarttığım parfümlerimi yatak odasında çok serin olmayan bir ortamda saklıyorum. Çok değer verdiğim, gözüm gibi baktığım parfümleri de gardırobumun içinde saklıyorum. Gardırobumuzun içerisinde ısı ortalama 24, 25, 26 derecelerde oluyor genellikle. Ortalama bir ev sıcaklığına göre. Bu sebeple benim evim öyle, en azından benim evim biraz sıcak. Gardırobunuzun içine, çekmecelere parfümlerinizi saklayabilirsiniz. Parfümlerinizi saklamanın burada en önemli detaylarından bir tanesi de şu olacaktır. Bu bizim bildiğimiz Çin pazarlarındaki bu kıyafetlerin gardıropların içerisine koyan top şeklinde nem emiciler var. Çok cüzi miktarları bunlardan satın alabiliyorsunuz. İşte 15 gün ile 45 gün arasında kullanabildiğimiz nem alan maddeler var. Toplar var. O nem emicilerden alabilirsiniz ve parfümlerinizin yanına koyabilirsiniz. Böylecelikle nemden de parfümlerinizi korumuş olabilirsiniz. Onun dışında gerçekten parfüm meraklısıysanız, parfüm koleksiyonunuz varsa, parfüm koleksiyonunuzu en iyi şekilde bundan bir 10, 20, 50 sene sonra, belki çocuklarınıza, torunlarınıza bırakmak istiyorsunuz ya da 10 sene sonra da çıkarttığınızda aynı performansa parfümünüzü koklamak istiyorsunuz. Benim nacizane tavsiyem sizlere, benim kendi evimde mutfağımın içinde şarap dolabımın en alt iki rafını parfümlerim için ayırdım ve burada çok sevdiğim, çok özel parfümlerimi saklıyorum. Burada özellikle şalimarlarım var, birkaç tane şalimarım var, birkaç tane kasamoratim var. Onları kesinlikle orada saklıyorum. Fakat burada en önemli detay, parfümlerinizi şarap dolabının içine koyduğunuz zaman ısının hiçbir zaman değişmemesi lazım. Yani yazın evde değilim, 15 gün ben bunun fişini çekeyim, parfümler orada kalsın dediğiniz zaman parfümlerin performansında ciddi bir düşüş göreceksiniz ve parfümünüze daha büyük bir zarar veremezsiniz. Aslında parfümünüze iyilik yapmak isterken tamamen parfümünüzü bir anda çöpe atacak hale getirebiliyorsunuz.
diyorsunuz. İnanın. Bunun dışında parfümün rengi zamanla değişebilir. Özellikle vanilyalı parfümler vardır. Vanilyalı parfümler zaman içinde sararabilir. Amberli parfümler vardır. Amber zaman içerisinde rengi değişir, sararabilir. Renginin değişmesi sizi korkutmasın asla. Aynı zamanda roll-on parfümler var biliyorsunuz. Roll-on parfümler parfüm dünyasında en kısa kullanma ömrü olan en kullanat parfümlerdir. Bu tarz parfümleri tenimize sürüyoruz. Tenimize sürdükten sonra evet. Parfüm içeriden aldım geldim çünkü size göstermek istedim. Bu da bayağı eskimiş. Parfüm dünyasının en baş belası ve en kısa sürede kullanılıp tüketilip atılması gerekenlerinden bahsedeceğim. Roll-on parfümler. Bu roll-on parfümler biliyorsunuz tenimizle temas ederek, evet çok küçük boyları var. Tekrar tekrar kullanmak çok keyifli olabiliyor. Çantamıza atıp istediğimiz zaman uygulayabiliyoruz. Bu imkanından dolayı çokça seviliyor roll-on parfümler. Roll-on parfümlerde şöyle bir dezavantaj var. İster istemez tenimize temas ediyor bu parfümler. Tenimize temas ettiği için tenimizdeki bütün ölü deriyi, mikropları ve yağları, tenimizdeki yağları alıp aslında şişenin içerisine hapsediyor. Aslında bu tarz parfümlerin tamamen birkaç kullanımlık olması gerekiyor. Birkaç kullanımın dışında bu tarz parfümleri çok uzun süre kullanmamaya dikkat edin. Çünkü içerisinde, zaman içerisinde tenimizden geçen çok fazla mikrop barındırıyor. Bu tarz parfümleri de zaten hani küçük olduğu için çantamızda barındırıyoruz. Onun haricinde buzdolabına koymak da bunları mümkün olabilir. Evet, bu haftada bir konseptle, bir başlıkla videomun sonuna geldik. Haftaya farklı bir konseptle görüşmek üzere. 2020'nin ilk videosundan bay bay.